panelimizde engelsiz bilişim yeterlilik çerçevelerini uluslararasılaşma doğrultusunda özel gereksinimli gruplar açısından eğitsel ve yönetsel çıktıları değerlendirerek ele alacağımız bu oturumda kısaca kendimi tanıtmak isterim ve panelistlerimizi tanıtmak isterim. Ben Nazire Burçin Hamutoğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü'nde görev yapmaktayım. Bu oturumda bize eşlik edecek, kıymetli bilgileriyle ufuk açacak Sayın Doçent Doktor Zehranur Kaya hocamız, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksek Okulu Müdürü olarak konuşmalarıyla ışık yapacak, ışık tutacaklardır. Yine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Sayın Doçent Doktor Barış Çukurbaşı hocamız oturuma katkı sağlayacaklardır. Yine Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doktor Öğretim Üyesi Emrah Bilgiç hocamız ve yine Eğitimde Görme Engelliler Derneği Kurucu Başkanı Sayın Emre Taşkın hocamız bizlere bu oturumda eşlik edeceklerdir. Tekrardan sizlere hoş geldin diyorum. Şimdi değerli katılımcılar, tabii bu panel niye çok önemli, niye önemsedik, niye bir araya geldik bu başlık altında? Şöyle kısaca bir giriş yapmak isterim panelistlerimize söz vermeden önce. Hepinizin bildiği üzere Yükseköğretim Kurulu'nun Uluslararasılaşma Belgesi 2018-2022. Bu belge kapsamında aslında yapılan pek çok çalışmanın Türkiye açısından karnesinin de olduğu bir belge ve 2022 yılı itibariyle misyonunu tamamlamış bulunmakta ve henüz 2023-2027 yılına ait bir belge ile karşılaşmadık. Bu belge muhtemelen hazırlık aşamasındadır ve biz de belki naçizane görüşlerimizle, yaptığımız çalışmalarla belgenin oluşumuna destek verebileceğiz ümidiyle sizlerle bir aradayız. Hepinizin bildiği gibi bir Bologna süreci içerisindeyiz. Bu Bologna süreci aslında ülkemizin yüksek öğretim kurumları açısından uluslararasılaşmaya doğru yol aldığı bir uygulama. Fakat bu sadece Bologna süreciyle sınırlı kalmamakta. İşte Avrupa yeterlik çerçeveleri ve Avrupa yeterlik çerçeveleriyle uyumlu Türkiye yeterlik çerçevesi ve yüksek öğretim kurumlarının bilgi becerileri ve yetkinlik kategorileri altında yüksek öğretim kurumlarının yürütmüş olduğu programları İSKET kodlarıyla uyumlu olarak yine planladığı, uyguladığı, bu süreçleri değerlendirdiği ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile daha da ileriye götürmeye çalıştığı uygulamalar var. Bizler bugün bu panelde aslında nereden başladık, nereye gitmek istiyoruz, buraya nasıl gideriz ve gerçekten başladığımız şekilde gelmek istediğimiz yere vardık mı, daha iyi nasıl yol alabiliriz, işte kendimizi nasıl geliştirebiliriz, uluslararası düzlemde bizler de yaptığımız çalışmaların sonuçları ile varız diyebilmek için hocalarımız kendi uzmanlık alanlarından bizlerle paylaşacaklar görüşlerini, çalışmalarını. Panelimizi saat 5'te bitirmeyi planladık. Bu yüzden müsaadelerinizle ilk başta her bir panelistimize 10 dakika görüşlerini sunmak için, çalışmalarını bizlerle paylaşmaları için müsaade edeceğim. Arada konuya biraz daha derinlik kazandırmak açısından sorularım olacaktır kendi çalışma alanlarıyla ilgili. Hepinize şimdiden sayın hocalarım keyifli bir panel olmasını diliyorum. Evet, ilk panelistimiz Doçent Doktor Zehranur Kaya hocamız. Yeterlik çerçeveleri ve işitme engelli üniversite öğrencilerine bilgisayar yazılımı öğretim modeli başlıklı konuşmasıyla bizleri selamlayacaklardır. Sayın hocam söz sizde, buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Güzel böyle açılışın üstüne ben de modelden bahsedeceğim. Yeterlik çerçevelerinden aslında biraz bahsedecektim ama siz çok güzel orayı açıkladınız. Ben şuradan girmek istiyorum. Yüksek öğretimde yeterlikten girmek istiyorum. Yüksek öğretimde yeterlik dediğimizde yüksek öğretim kurumuna girmiş
ve oradan mezun olma sürecinde öğrencilerin neyi bileceği, neyi yapabileceği ve nelere yetkin olacağı, yani öğrendiği kuramsal bilgiyi, uygulama bilgisini, becerilerini başka alanlara transfer edebilme becerilerini nasıl geliştiriyoruz? Biz bu konuda neler yaptık? Bu süreçlerde neler yaşadık? Bu sürekli iyileştirme sürecinde 2005'te başlayan bir çalışmadan burada bahsedeceğim. Hala 2023'te geliştirmeye, güncellemeye devam ettiğimiz süreçten bahsedeceğim. İşitme engelliler benim alanım. İşitme engelliler öğretmenliği doktorasını tamamladım ve 30 yıldır Engelliler Entegre Yüksekokulu'nda öğretim elemanı olarak görev yapıyorum. Alanım aslında bilgisayar, bilgisayar operatörlüğü programının hocasıyım ama aynı zamanda özel eğitim çalışmalarıyla da bu iki alanı birleştirip kendi alanımda ve okulumda işbirliği çalışmalarıyla devam ediyoruz çalışmalara. İşitme engelli öğrencilerimizin mesleki yeterliklerini alabilmeleri ve o alanda yeterli olabilmeleri için onların desteklenmesi. Neye göre? İşitme kayıplarına, aldıkları eğitimlere, tabanda getirdikleri temel bilgilere ve onun üstüne bizim neleri koyabileceğimizle ilgili bir çalışma. Tabii burada önemli bir şey var ki okulumuzun kuruluşundan bu yana işitme engellerinin bir bilgiyi okuma, anlama, bunu öğrenme, uygulayabilme ve transfer edebilme becerisi üstünde kurulmuş, öncesinde belli planlarla kurulmuş bir okul. Ama biz bunun üstünde neler yaptık, nasıl geliştirdik, bu bilgileri size burada aktarmak istiyorum. Bilgi, beceri ve yetkinlikleri işitme engelli bireylere özellikle yüksek öğretim düzeyine gelmiş, yani temelde okuma anlamalarının var olduğunu, okuma anlama stratejilerini bildiklerini, belli temel sözcüklere, mesleki sözcüklere de dahil olmak üzere bildiklerinin üstüne koyduğumuzu düşünüyoruz ama biz okulumuzda ve benim 30 yıllık deneyimimde görüyorum ki yüksek okula gelen, bir üniversite sınavına girmiş, kazanmış, belli puanları almış öğrencilerin de çok eksiği var ve özellikle bizim yaptığımız çalışmalarda ilkokul düzeyinde bir okuma anlama ve yazma becerilerine sahip olduğunu görüyoruz. Burada biz ne yapabiliriz? Dil destekli işbirliği çalışmaları. Ben burada biraz dil destekli işbirliği çalışmalarından ve yüksekokulda bilimsel temelli çalışmalarla desteklenmiş modelden bahsedeceğim. Yüksekokuldan belki kısaca söyleyebilirim. 30 yıl yıldır buradayım dedim. Aslında kuruluşundan beri 1992'de kurulmuş ama 93'te ilk eğitim öğretim yılına başladı. Ben de o dönemde gelip bilgisayar operatörlüğünün kuruluş aşamasında çalıştım. Ve Sema Hoca'nın sabah anlattığı ortak sunumumuzda bu yüksekokuldaki teknolojinin kullanılması süreçlerinde görev aldım ve hala da burada devam ediyorum. Bu modelin 30 yıl süreçindeki evrilişinden biraz bahsedeceğim. 4 programımız var yüksekokulda. 2 lisans, ikisi ön lisans olmak üzere. Ön lisans programları yapı ressamlığı, bilgisayar ve grafik, seramik lisans. Şu anda şu hali hazırda grafik ve seramik programlarını öğrenci almak üzere okulunda sınavlar devam ediyor. Okulumuza bekleriz. Hemen parkın karşısındayız. Okuldan birkaç fotoğraf göstermek istedim. Öğrencilerimizi ve donanımlarımızı, ortamı görebilmek adına. Mevcut öğrencimizi yazmadım. Özellikle son gelirken alayım. Son kayıtlarla birlikte ne olduğunu göreyim diye. Şu anda hali hazırda 108 öğrenciyle devam ediyoruz. Ama şu anda iki programın öğrencileri kayıtları ve sınavları var. Büyük bir ihtimal bir 15 öğrenci de oradan gelecektir diye düşünüyorum. Şu ana kadar 651 mezun verdik 30 yıldan. Ürünümüz burada. Görüyorsunuz. Ürünümüz diyorum, modelimiz, çünkü ürün temelli bir model. Ürüne yönelik çalışıyoruz. Her dersin, her meslek dersinin yetkinlikleri, becerileri ve kuramsal bilgisinin temelinde içeriklerine uygun ders içerikleri meslek öğretim elemanları tarafından veriliyor. Fakat bu dersleri destekleyen bir dil dersleri bölümleri var ve bu ders programında kayıtlı, zorunlu ve seçmeli statülerde yer almış dil dersleri. Ve bunu destekleyen yine meslek dili dersleri. Meslek dili dersleri daha çok terminoloji bazlı, yani mesleğin getirdiği terminolojiyi anlatırken
Dil dersleri bu terminoloji farklı farklı metinlerde, farklı farklı ortamlarda kullanıp, öğrencilerin bu bilgiyi farklı ortamlarda görüp kullanıp deneyimleyebilmesi için, yani bilginin kalıcılığı için, daha doğrusu yetkinliklerini geliştirebilmek için çalıştığımız dersler. Burada meslek dersleri ve dil derslerinden bahsettim ve tüm dersler ürüne yönelik çalışıyor. Dil dersleri ve meslek dili dersleri sadece bir ders için çalışmıyor. Tabii ki o programdaki bütün meslek dersleri için çalışıyor. Benim göstereceğim örnek modelde ben derslerin belli haftalarının içeriklerinden bahsedeceğim. Çünkü bütün bir dönemde var olan meslek derslerinin tüm terminolojisi ve mesleki metinleri bu ek dil derslerinde. Dil dersleri yeterli gelmediğinde bireysel dil destek dersleriyle de öğrencinin ihtiyacına göre, eğer öğrenci bir desteğe ihtiyaç görüyorsa artı bireysel dil destek dersi veriyoruz ve bu aradaki boşluğu kapatması için ona yardımcı oluyoruz. Ürün nasıl çalışıyor? Ürünün dikkat etmemiz gereken şey gerçekçi bir ortamda olması, amaçlı ve sistematik gelişmesi. Gerçekçi ortam öğrencinin mesleğine göre gerçek. Örneğin benim burada göstereceğim gazete yazılımıyla ilgili çalışmaydı. Grafik bölümüyle ve bilgisayar bölümüyle çalışıyorum. Grafik bölümü bir sayfanın, bir gazete sayfasının ya da dergi sayfasının nasıl yapılacağıyla ilgili bir yazılım kullanıyor. Amaç yazılım öğretmek. Yani normalde siz yazılımı öğretirsiniz. Komutların ne olduğunu söylersiniz. İşlevini söyletir, örneklerinizi yapar, bitirirsiniz. Ama bu bilginin gerçek bir ortamda uygulanabiliyor olması, bir gazeteyi yapması, bu gazetede yaşadığı zorlukları görmesi. Örneğin tasarımı yaptı ama tasarım gerçekten uygulanabilir mi? Gerçekte çalışıyor mu? Bunu görebilmesi için bu gerçekçi ortamın yaratılması. Biz bunu yarattık bu örnekte. Tabii bir örnekte çalışmadık. Hani burada modelle ilgili burada göstereceğim. Tabii burada da sınırlı. Bir örnekte çalışmıyoruz. Örneğin bilgisayar dersinde film yapma dersini öğretiyorsak ürünümüz film oluyor. Öğrenciler bir film hazırlıyor. Bazen ortak, bazen bireysel. Ve bunu tüm üniversiteye, tüm okula sunuyorlar. Ya da dergi yapıyorlar. Ya da kariyer farkındalığı ile ilgili bir çalışma yapıyorlar. Kariyer posterleri hazırlıyorlar. Bunun gibi. İşbirliği çalışması bu modelin kalbi. Burada meslek dersleriyle dil derslerinin ve meslek dilini dersini yürüten öğretim elemanlarını, yani dil dersleri eğitim uzmanlarıyla meslek dersi eğitim uzmanlarının bir arada koordine çalışması. Bu çok da kolay bir şey değil. Yani bazı bölümlerde çok kolay yürütürsünüz ama bütün bir okulun %100 katılımıyla yaptığınızı söylemek çok da gerçekçi olmaz. Ama biz okul idaresi olarak da bu birlikteliği teşvik edici, motive edici, işte akademisyenlerin yayınlarına katkı sağlayıcı, öğrencilerin teşviğinde işte onlara final notu vermek, ders notu vermek, ödev ağırlıklarını değiştirmek gibi çalışmalar yapıyoruz. İşbirliği için sadece meslek hocasının bunlar mesleki sözcükler, alın bunları çalışın demesi yeterli değil. Olay bu mesleki sözcüklerle ilgili farklı yaşantıları işitme engelli öğrencilere vermek, farklı metinler üstünde çalışmak ve buradaki dili, mesleki dili, terminolojiyi benimsemek ve bunu diliyle söylemek. Çünkü bizim program yeterliklerinde diyor ki mesleki bilgiyi söyleyebilir, anlatabilir, ortamlarda kullanabilir. Yüksek öğretim yeterlikleri de bunu istiyor. Dolayısıyla biz sadece İşitme engelleri biraz daha görsel ortamlar hazırlanmaya çalışıyor ama işte bu komuta bas, bunu aç, bitti. Bu değil. Bunu açtığında farklı programlarda ne oldu? Açıldığında sayfa ne demek istiyor? İçine bilgiyi koyduğunda ne kadar yer kaplıyor? Bunu flaşa koyduğunda nasıl taşıyorsun? Yani bütün bir süreci anlamaları, söylemeleri, bununla ilgili terminolojiye sahip olmalarını istiyoruz. Biz bu örnek çalışmada sayfa tasarımı dersi, bu mesleki ders, yazılı ve sözlü anlatım dil dersi ve meslek dili terminoloji dersi. Bu şekilde modelin içine koyduk ve bu şekilde çalışıyor. Şimdi, çok güzel hocam ifade ettiniz. Karşıdan de, şey alıyorum. Dört ama bir ekleyeceğiz. Bak şimdi konuşayım. Sorulara daha sonra geçeceğiz. Evet. Şimdi biraz daha ben konuya derinlik katmak isterim müsaadelerinizle. Tabii. Hocamızın da sunmuş olduğu argümanlarla birlikte. Şimdi
yetkinleştirmekten bahsetti hocalarımız. Zaten bizim en temelde yani gelişim için erişi düzeyinin hani yeteneğe taşınması diyoruz ya, yetkinliğe taşınması. Tam olarak da sunmuş oldukları bu uygulamada aslında buna böyle bir asist yapıyorlar ve bunu yaparken şurası çok önemli. Bunu toplam kalite bağlamında da değerlendirebiliriz. Yetkenleştiriyorlar. Yani aslında yetiştirmiş oldukları öğrencilerden belirli bir yeterlilik düzeyi beklerken, bunu farklı kategorilerde ifade ettiler, bilgi, beceri ve yetkinlik. Aynı zamanda buna ortamı da sunuyorlar. İşte tam olarak da yetkenleştirme budur. Ve bu noktada çok kıymetli bir alana da değindi sayın hocamız. Yetkinlik aşamasında Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler çerçevesinde de var ya, işbirliği, iletişim. Şimdi bağımsız çalışma ve işbirliği diyoruz hatta. Bazen işbirliği içerisinde çalışmak çok zordur ama bu 21. yüzyıl soft skills dediğimiz işte gazete, sayfa tasarımı, hani bunlar tabii görsel tasarım ilkeleriyle de ilişkili olarak bu dersler kapsamında öğrencilere kazandırılıyor olması, bu çok kıymetli. Bu noktada bu çerçevenin, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi'nin bize bir yol çizdiğini farkında olmamız çok önemli. Ben bu noktada hocalarımızın da şu konuda düşünmesini isterim. Belki paneli sonlandırırken bu panelin bir sonraki stratejik belgesinde, panelin sonuçlarının stratejik belgede yer alacak şekilde. İşte engelsiz bilişim diyoruz ya sayın hocalarım. Acaba engelsiz bilişim ile birlikte kurumların veya işte kurumların uluslararasılaşma bağlamında öğrencilere sunmuş olduğu işte nedir? Denklik ve tanıma, değil mi? Yüksek öğretimde denklik ve tanıma diyoruz. Yüksek öğretim kurulu bunu sayfasında net bir şekilde de ifade etmiş. Acaba erişilebilirlik kavramı üzerinden birazcık hareketle bu kavramın ulaşılabilme düzeyini de sonrasında hani diploma ekleri vesaire bu konuda da birazcık böyle bir beyin jimnastiği yapmak üzere böyle bir asist yaptım. Hocamızın da konuşma süresi 10 dakika ile sınırlamıştık. Fakat bu burada bitmiyor tabii. Evet. Şu anda büyük resmi görmeye çalışıyoruz ufaktan. Sayın hocam eklemek istediğiniz bir şey biraz eklemek var mı? İstiyorum. Lütfen. Çünkü ortamı tanımlamak dedik. Evet, iletişim ve işbirliği çok önemli. Çünkü modelin temelini iletişim ve işbirliği oluşturuyor. Yeterliklerle bağlamını burada gösteriyorum. Bunları tekrardan atıyorum. Gazete, okul gazetesi iki dönemimiz var ve her dönemde bir kere çıkıyor. Şu an 28. sayısını çıkarttık. Arada farklı sayılar zaman zaman dergi çıktı ama full çıkan bir 28 sayı, yani 14 yıllık bir çalışmadan bahsediyoruz. Gazete dediğiniz zaman işin içine farklı boyutlar giriyor. Tasarım giriyor, grafik bölümü tasarımı yapıyor. Mizampaj giriyor, yine grafik ve bilgisayar mizampaj yapıyor. Gazetenin bir de haberi olması lazım. İşte haber de yazılı ve sözlü anlatım dil derslerinden çıkıyor. Öğrenciler yaptıkları çalışmaları, gittikleri sergileri, gezdikleri yerleri ya da bilgisayar ortamında, internet ortamında araştırdıkları ödevleri bir habere nasıl dönüştürdüklerini öğreniyorlar ve yazmayı, okumayı, tekrar etmeyi burada öğreniyorlar. Ve en sonunda bir dönemin sonuna doğru editör masası yapıyoruz. Gazetenin olmazsa olmazı. Editörde hoca editörler, öğrenci editörler. Öğrenci editörler o sene gazeteyi yapacak öğrencilerden seçilip gazetenin editör masasında çalışıyorlar. Haberleri seçiyorlar. Sürmanşet olacak mı olmayacak mı karar veriyorlar. Manşete karar veriyorlar. Haberlerin hangi sayfada yer alacağına karar veriyorlar. Ve bir işin içinde doğrudan yer alıyorlar. Bu da gerçekten benimsemeyi, gerçek bir ortamda bulunmuş olmayı gerektiriyor. Sadece programı, yazılımı öğrenmek yeterli değil. Yaptıkları çalışmayı, uygulamayı da öğreniyorlar. Burada editör masalarından birkaç fotoğraf gösterdim. Gazetemiz, bitiriyorum artık. Gazetemizin son sayısı bana göre solda. Ve ondan sonraki sayıları farklı tasarımlarla da çıktı. Birkaç örnek koydum tabii buraya. Burada belki betimlememiz de gerekir katılımcı gruplarımız açısından. Şöyle şu anda ekranda bir gazete sayfası var değerli katılımcılar. Bu gazete sayfası aslında 14 yıllık bir geçmişe sahip, bir birikime sahip. Neler var? İşte entegre haber, işte kütüphane haftası etkinliği diye böyle bir
haberimizi görüyorum. Yine Çömezler Partisi diye böyle bir fotoğraf mesela var. Mesela buradaki haberler, çok özür dilerim hocam. Çömezler Partisi, yani bunu normalde hani siz belki koymazsınız. Hem de sürü manşete koymuşlar. Burada bunu öğrenci seçiyor. Başlığı öğrenci seçiyor. Çünkü oradaki, mesela biz burada yeni gelen öğrencilerle tanışma partisi yapmıştık. Onun adını onlar koydular. Çömez sözcüğünü işitme engelli bir yetişkinin, bir gencin çıkarması, onu başlıkta kullan. Biz böyle bakıyoruz. Bu sözcüğü seçti, bunu kullandı ve bu dili yazdı. Bir de editör yazısı yazıyorlar. Sonra bunları CV'lerine koyuyoruz. Bu gazete aynı zamanda sayılan, her sene sayısını bildirdiğimiz bir kayıtlı bir gazete. Sadece okulun içinde değil. Dolayısıyla bu buradaki CV'leri de katkı sağladığı için çok daha değerli, gerçekçi. Evet. Gerçek yaşamın içinden, evet, içinden sürekli ve sürdürülebilir aslında arka planındaki 14 yıllık süreç. Bu çok önemli, çok kıymetli. Evet, konuşacağız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sorularınızı alacağız. Şimdi değerli katılımcılar, panelimiz Sayın Doçent Doktor Barış Çukurbaşı hocamızın evrensel tasarım modeli temelinde sanal öğrenme ortamları ve engelsiz bilişim başlığı ile devam edecek. Sayın hocam, hazırsanız söz sizde. Hemen açıyorum. Öncelikle bu fırsat için teşekkür ederim. Çünkü iki gündür ilk defa bu kadar uzun oturdum. İsmim Barış Çukurbaşı, hepinize bir şekilde iletişime geçtik zaten etkinlik süresince. Burçin Hocam'la birlikte çalışıyoruz. Çalışma alanlarımız ortak. Benim uzmanlık alanım uzaktan eğitim ve sanal öğrenme ortamları özelinde ilerliyorum. Bu noktada evrensel tasarım modelinin temel alan bir ortam tasarımı neler olmalı? Aslında bu yüksek öğretim yetenekler çerçevesi bağlamında bunu nasıl yapabiliriz? Bir döngü halinde ve bunu herkes için erişilebilir, nasıl kılabiliriz'i aslında neticelendireceğim. Son kısımda hızlıca herkes için anlaşılır olması açısından evrensel tasarım modeli nedir onu söylemek istiyorum. Evrensel tasarım modeli aslında bildiğimiz çok basit bir ifadeyle bir eğitimi ya da bir öğretim işlevinin nasıl gerçekleştirileceğinin en başından en sonuna kadar ölçme değerlendirme dahil olmak üzere gerçekleştirilen süreci kapsıyor. Teşekkürler. Bu aslında kapsayıcı bir öğretim tasarımı olarak da ele alınıyor. Belli aşamaları var. Bu belli aşamalar bir öğretimi sadece tasarlamaktan ziyade öğretimi herkes için erişilebilir kılmak. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, eğitimi bireyselleştirebilmek ya da öğrenmeyi herkes için eşit kılmak adına burada bir faaliyet sergiliyor. Çok detaylı kavramına, kapsamlarına girmeyeceğim ama burada en çok odaklanılan nokta aslında bir temsilin olması, bir eylemin ve ifadenin olması. Bu üç nokta bizim evrensel tasarım modelini ortaya koyuyor. Bu arada sunumumu betimleyecek olursam, işitme engelli bireyler için daha anlaşılır olması açısından yazıyla oluşturduğum bir sunum var. Ben oradaki bazı altı çizili kelimeler var. O altı çizili kelimelerden yola çıkarak söz olarak anlatım gerçekleştiriyorum. Oradaki yazıları da birebir okumuyorum. Aslında onları betimlemiş oluyorum. Burada çerçeveyi belirlerken ilk olarak başlayacağımız nokta bir hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere göre ihtiyaçların ne olduğu ortaya koyulması. İşte Zehra Nur Hoca'nın mesela bahsettiği odağındaki öğrenciler genelde işitme engelli öğrenciler. Onlar planlamalarını yaparken işitme engelli öğrencilere göre planlıyorlar. Ya da normal eğitim üzerinde görme engelli, işitme engelli ya da fiziksel engelli olan bireylerimiz de söz konusu oluyor. Eğer sınıfta bir kişi bile varsa onun da eğitimleri hiçbir şekilde faydalanması için işte bunları belirlememiz gerekiyor. Öte yandan burada bir dikkat alacağımız bir diğer nokta elimizdeki imkanlar. Kurumun imkanları ne? Bu imkanları nasıl daha iyi kullanabiliriz? Herkese eşit ulaştırabiliriz. Ve biz neyi öğretmeyi hedefliyoruz? Neyin çıktılarını görmek istiyoruz. Yani biz hedefledik ama biz bunu nasıl göreceğiz, nasıl karşılığını alacağız, bunları belirlememiz gerekiyor. Şimdi bu noktalarda en önemli olan şeyler zaten ihtiyaç analizi, öğrenci gruplarımızın, farklılaşan öğrenci gruplarının ihtiyaçları, gereksinimleri nelerdir ve burada hangi materyalleri ve araçları kullanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Bunları bilmemiz gerekiyor. Burada artık bizim yapacağımız, eğitimciler olarak yapacağımız şeyde de artık süreç, bilgiyi nasıl öğreteceğimiz ve anlama şekillerini nasıl hitap edeceğimizi koymak, belirlemek adına içeriği zenginleştirmek, çeşitlendirmek. Ne demek istiyorum? Sesli betimleme koymak. Ya da ne demek istiyorum? Altyazı eklemek. Ya da fiziksel bir nesne varsa o nesneyi belki Braille
harfleriyle donatma şey harfleriyle donatmak, aynı zamanda sesli uyaranlar koymak gibi gibi düşünebiliriz. Ve burada başarıyı nasıl ölçeceğiz? Şimdi sınav başarı ölçmenin bir yolu ama sınav herkes için başarı eşit bir şekilde ölçmenin bir yolu değil. Bu nedenle herkes için erişilebilir sınavı nasıl yapabileceğiz? Bunları belirlememiz gerekiyor. Şu anda kurumlarda genel olarak üniversiteler için söyleyebilirim. Görme bozukluğu olan bir birey varsa işte A3'e çıktı alınıyor. Çözüm üretilebiliyor ama tamamen kör bir öğrenci olduğu zaman sunulabilen çözüm genellikle okuma sesli bir okuyucu eşliğinde bunu gerçekleştirmek. Belki bunların alternatifini sunmak bizim için güzellik olacak. Ne demek istiyorum? Teknolojiyi iş içine katarak daha etkili işlemler gerçekleştirebilmeyi sağlayacağız. Neden bunu diyorum? Belki ben yazılı sınav yaparak öğrenci, nasıl diyeyim size, yazılı sınavdaki öğrencinin yazılı sınavı algılayıp verdiği cevapla bir sesli okuyucunun okuduğunu aktarma şekli eşit bir şekilde olmayabilir. Çünkü okuyucunun ses tonu bile birçok şeyi etkileyecektir. Bunları işte ortak hale getirmek gerekiyor. Bununla beraber artık bireysel özelleştirilmiş destek sağlamak gerekiyor. Bu rehberlik, asistanlık, danışmanlık, birçok mentorluk, bunu bireyselleştirilmiş hale getirmemiz gerekiyor. Bu nokta zaten teknoloji işin içine girmesi gerekiyor. Teknolojiyle bunu bir şekilde sağlayabiliriz kalabalık sınıflarda. Ve düzenli olarak bir döngüsel halde sürekli bir iyileştirme, değerlendirme ve iyileştirme yaparak bir sonraki eğitimi planlamamız gerekiyor. Bunların çerçevesinde aslında en temel değer de toplumsal veya sosyal adalet dediğimiz ya da toplumsal ya da sosyal eşitlik dediğimiz kavram oluyor. Yani evrensel tasarım modelinde biz bu çerçeveleri ele alarak aslında bir eşitlik sağlamaya çalışıyoruz ve herkesi kapsayacak bir faaliyet ortaya koymak istiyoruz. Ve burada işte zaten geleceğim nokta buydu. Teknoloji içine giriyor ve aslında çevrimiçi ortamlar içine giriyor. Çünkü çok fazla veri var. Veriler öğreniyor. Öğrendikçe daha anlamlı sonuçlar üretiliyor. Bu noktada da benim çalışma alanıma göre sanal öğrenme ortamları oluyor. Sanal öğrenme ortamları son yıllarda metaverse kavramıyla çok yaygınlaştı ama çok eskilere dayanıyor. 70'li yıllara dayanan bir yapısı var. Tabii eskiden sanal öğrenme ortamları dediğimiz siyah bir ekran üzerinde yazılardan oluşan bir ortam varken bunları daha sonra yavaş yavaş 2 boyutlu şekiller, daha sonra 3 boyutlu şekiller diyerek, daha sonra tek kullanıcılığı çok kullanıcılığı evrilerek farklı noktalardan insanların ortak bir alana gelmesine evrile günümüze kadar geldi ve metaverse kavramı ortaya çıktı. Kaç dakika kaldı hocam? Tamam. Belirtmek isterim. Barış hocamın uzman olduğu bir konu. Yani dikkatlerinizi gerçekten bu sanal öğrenme ortamlarına vermenizi dilerim. Çünkü bilişsel, duysal ve kinestetik anlamda öğrenmeye derinlik katacak tüm kazanımların aslında bu ortamlarla, değil mi hocam, verilebileceğini ve sosyal adaleti sağlayabileceğimizi, evrensel tasarıma değindi hocamız. Sosyal adaleti sağlamak bu ortamlarla çok mümkün. Özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim. Buyurun hocam. Yüküm arttırdın hocam. Teşekkür ederim. Burada sanal ortam dediğimiz ortamı daha da betimlemem gerekirse aslında insanların gizli ya da topluma açık bir şekilde iletişim kurabildiği, bununla beraber iletişimi sözlü ya da yazılı olabilir yapabildiği, hatta biz şu anda bir projemizde artık işaretlerini de kullanabiliyoruz sanal ortamda. İşaretleriyle iletişime geçebildiği, artı postayla da iletişime geçebildiği, yani iletişimin her türlüsünü kullanabildiği, bununla beraber birlik olup bir topluluk, yani community dediğimiz bir topluluk kurabildiği ve burada işte eğitim faaliyeti ya da eğlence faaliyeti ya da herhangi bir sosyal, kültürel, spor faaliyetleri gerçekleştirebileceği bir ortam. Ve bu ortamlarda herhangi bir şeyin sınırı yok. Buradaki sınırları belirleyen şey aslında kişinin hayal gücü ya da kişinin yapabildikleri, yani o ortamı geliştirebilen kişinin sunabildikleri ya da. Bu sınırlılığı ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılıyor. Şu anda ekranda bazı 3 boyut sanal ortam firmalarının logoları var. İşte bunlardan en çok bilinenleri SecondLife, onun gelişmiş versiyonu Sansar, işte Roblox, Minecraft oyun oynayanlar belki biliyordur. Onun dışında açık kaynak kodlu Open Simulator, işte Open'la başlayan isimleri ortamlar var. Bunlar kullanılarak aslında geçmişten günümüze 3 boyutlu ortamlar evrile geldi. Artık günümüzde biliyorsunuzdur belki Unity ya da Unreal Engine tarzı oyun motorları var ve Bond oyun motorları üzerinden öğrenme faaliyetleri, yani tasarımlar yapılarak ortamlar zenginleştiriliyor. Biz de Manisa Celalbe Üniversitesi'nde sanal kampüs oluşturuyoruz Mete Cübü isminde. O ortamı da Unity ortamında geliştiriyoruz ve geliştirirken bu yıl erişilebilir hale getirmeye başladık. Beta versiyonunu da yayına aldık. İşte erişilebilir hale getirirken yapmaya çalıştığımız şey daha
kolay olduğu için işitme engellilere hitap ediyoruz, etmeye başladık. Ne demek istiyorum? İşaret dili learning geri bildirim vermeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Orada birkaç kullanılan cihazlarından kaynaklı hata oluşuyor işaret dilindeki ters el hareketleri olmasından dolayı. Onların da tabii muhakkak çözümü olacak. Altyazı eklemeye başladık ve bununla beraber podcastler var, ses kayıtlar var. Hatta Ali Bey de deneme yaptı. Bugün de yanımızda görme engelli biri olarak ortamı deneyimledi. Belki onunla da görüşerek belki daha da anlamlı şeyler ortaya koymaya başlayacağız. Şu anda ekranda sanal gerçeklik gözlükleriyle ilgili bazı fotoğraflar var. Sanal gerçeklik gözlükleri biliyorsunuzdur. Bir gözlük var, kafamıza takıyoruz, bir kask gibi düşünebilirsiniz ve el cihazları var. Elimizde tuttuğumuz üzerinde düğmeler olan bir aparatlardan oluşuyor. Düğmeler o aparatı kullanarak da kullanmayadan da ortamları kullanılabiliyor. Buradaki önemli şey ve bunu evrensel tasarım modeline bağlayacağım noktaya geldim aslında. Sanal gerçeklik ortamları bir çevreleme sağlıyor. Aslında bu çevreleme kelimesi tam doğru olmuyor. Sürükleyicilik sağlıyor aslında. Yani bir öğrenme faaliyetine girdiğiniz zaman o ortamda bulunma hissiniz ortaya çıkıyor ve bu bulunma hissiniz oradaki ortamda bir birey olma algısı oluşturuyor ve orayı benimseyerek orada bir şeyler yapmanızı destekliyor. Ve orayı benimsediğiniz zaman aslında oradaki ortamın sağladığı olanaklardan faydalanmaya başlıyorsunuz. Ne demek istiyorum? Etkileşime giriyorsunuz. Örneğin bir nesneyi elliyorsunuz, nesneyi boyutlandırıyorsunuz ya da küpleri üst üste koyarak bir yapı oluşturuyorsunuz. Bir puzzle varsa puzzle'ı çözüyorsunuz, top varsa topu atıyorsunuz, video izliyorsunuz ya da aklınıza gelebilecek diğer herhangi bir faaliyeti gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu gerçekleştirirken sanal gerçekliğin sağladığı şey ne? Sanal gerçeklik öyle bir ortam sağlıyor ki size. Hem ses anlamında hem görüntü anlamında dış dünyada sizi soyutluyor, yalıtıyor. Yalıttığı için de o ortamda olma hissiniz, beyniniz yani onu o şekilde algılayarak beyniniz sizi aslında aldatıyor. Yani sizi o dünyaya katmış oluyor. Bu da gerçekliği sağlıyor. Yani yaptığınız şey gerçekten elinizle yapmış gibi hissediyorsunuz ki bazı uygulamalarda şey var. Örneğin bizde kütlelerle yaptığımız bir uygulama var. Hocam bir iki dakika içinde kapat tamamlıyorum. Uygulamada farklı ağırlıklarda nesneler var. O nesneleri kaldırmaya çalışıyorsunuz. Hafif bir nesneyi kaldırdığınızda gerçek hayatta da hani ağır olduğunu düşünüp hafif bir şeyi kaldırmaya çalıştığınızda çok hızlı kaldırırsınız. Hani bu ağır değilmiş dersiniz. O hissi orada yaşıyorsunuz. Ya yani çok ağır bir şey kaldırdığınızda sanki siz elinizi gerçek hayatta kaldırıyor gibi hissediyorsunuz ama onu orada kaldıramadığınızı fark ettiğinizde kolunuza o yük geliyor. Yani o yükü hissediyorsunuz. Bu tarz şeyler o ortamda gerçeklik hissini arttırıyor ve gerçekten de o arttıran his motive ederek kalıcı bir şekilde öğrenmeyi destekliyor. Öğrenmeyi arttırıyor. Metaverse kavramı geldiğinde de burada sanal gerçekliğe metaverse şunu kattı. Artık her yerde istemediğiniz kadar veri var biliyorsunuz zaten. Biz de o verilere katkı sağlıyoruz telefonlarımızla ve diğer teknolojik aletlerimizle. İşte metaverse kavramının kattığı şey şu. Sanal ortamlardaki verileri artık depolayabiliyoruz ve alıyoruz. O verilerden anlamlı sonuçlar elde ediyoruz. Ne demek istiyorum? Şimdi ağırlık kaldırma örneğini verecek olursam o küpü kaldırırken kullanıcıların nereden küpü ilk tuttuğunu ben elde tuttuğu bilgiye sahip olabilirim. Ve o tuttuğu yer yanlışsa belki de ben diyorum ki ya ben bu küpü tutmak için şuraya bir işaret koymalıyım. Kullanıcı bu işaretin olduğu yerden bu küpü tutup kaldırmalı ki bunu kaldırabilsin. Bu neyi sağlıyor? Kavram yalıtıcısı dediğimiz bir konu var biliyorsunuz. Yanlış öğrenmeye de eksik öğrenmeden kaynaklanan. Bunu en aza indirmeyi sağlıyor. Bu da işte o elde ettiğimiz verileri işleyerek ortaya koyuyor. Mesela biz şu anda birkaç yıl sonra artık bizim üniversitemizde sanal kampüse giren kullanıcıların aldığı eğitim verilerinden yola çıkarak yeni bir kullanıcının o eğitimi almadan önce ne kadar başarılı olduğunu tahmin edebileceğiz. Yani diyeceğiz ki bu özellikteki bir kişi bu eğitime girdiği zaman başarı oranı örnek veriyorum %95 oranla %70 seviyesinde olacaktır diyebileceğiz. Bu veriler geldikçe olacağız. Biz kendi dünyamızın verilerini kendimiz elde etmiş oluyoruz. Biraz önce adını söyledim Second Life, Roblox ya da Sansar gibi platformlar milyonlarca kişi kullandığı için o kişilerin kullandığı veri sayısına bizim ulaşmamız mümkün değil ama 2-3 bin kullanıcıya ulaştığımız zaman bunları çok rahat gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu arada hazır platformlarda şöyle bir şey var. Bize platformu kullanmaya izin veriyorlar ama platformdaki verileri paylaşmıyorlar. O yüzden de kendilerine has bir data elde ediliyor. Mesela bizim kendi kampüsümüzde sıfırdan kendi geliştirme nedenimiz de bu. Biz istediğimiz yere işaretçi koyuyoruz. Kullanıcı oradan geçtiği anda, oraya dokunduğu anda, ses yaptığı anda ya da herhangi bir şey yaptığı anda eğer biz o bilgiyi istiyorsak o bilgiyi çok rahat alabiliyoruz. Alıp veri tabanımıza kaydediyoruz. Yani alıp onu yayınlamıyoruz tabii. Kişisel izinlerle veri güvenliğini sağlayarak analiz ederek eğitimi zenginleştirmek daha iyi hale getirmek için kullanıyoruz. Teşekkür ederim süreyi kullanmak tabii, için. Çok teşekkür ederiz hocam. Süreyi de çok etkin kullandınız. Şimdi şuraya dikkat çekmek lazım değerli katılımcılar. Hocamızın söylediklerinden hareketle çok kıymetli değerlendirmelerde bulundu. Şimdi bugün
kapalı bir ortamda, hadi bunu sınıf ortamı diyelim, geleneksel sınıf ortamı diyelim, bir öğrenciyi uzun süre bir derste tutmak oldukça güç. Zaten anlama ve odaklanma süresini 20 dakika ile de sınırlandıran çalışmalar var. Fakat biz diyoruz ki işte 45 dakika, 50 dakika neyse derste kalacaksın. Şimdi hocamızın kendi uzmanlık alanından bizlere aktardıklarında şurası çok kıymetli. Bakın, hem öğrenmeyi bireyselleştirebiliyorsunuz hem de kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu ne demek? Bu ortamda bireyler kendilerine sunulan farklı etkinliklerde etkileşime girebiliyor. Eğer o etkileşimle, o etkinliklerde etkileşimine ilişkin herhangi bir husus, motivasyon olabilir, motivasyon kaybı olabilir söz konusu değilse ona başka bir etkinlik de sunulabiliyor. Burası o öğrenmeye kanalize olma açısından çok önemli. Birincisi, bir de veriden bahsetti hocamız. İçinde bulunduğumuz çağda değerli katılımcılar, veri çok kıymetli. Ama tabii bu verinin işlenmesi de çok kıymetli. Şimdi üniversitelerin en temel misyonuna baktığımız zaman, hani biraz toplam kalite çerçevesinden de ele alacaksak, ilki eğitim öğretimdir, ikincisi araştırma geliştirme ve topluma katkı. Bu ortamlardan elde edilen veriler ve tabii ki etik izinlerin de gözetilmesiyle, burası çünkü istismara, suistimale açık bir alan, bütün bunların da gözetilmesiyle bu verilerin işlenmesi ve yine toplam kalite bağlamında işte değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi ve bir sonraki çevrime, aslında PIKO döngüsü dediğimiz planlamaya da farklı bir girdi oluşturması açısından çok kıymetli. Tabii başında da hatırlattım, bütün panelde konuşulanları bir potada eritecek olursak Sayın Hocam sizlerin de ve yine katılımcılarımızın da düşünmesini isterim. Peki bilişim teknolojilerinin bu öğrenme sürecine, yani özel gereksinimli gruplar açısından, dezavantajlı gruplar açısından, bu teknolojilerin öğrenme sürecine entegrasyonunda içsel ve dışsal engelleri kaldırarak aslında erişilebilirlik düzeyi kurumlara nasıl hizmet edebilir? Belki bu noktada da şöyle bir jimnastik yapmaya ihtiyaç var. Ben konuşmamızın, yani panelimizin tasarımına Emrah hocamıza geçmeden önce kısaca müsaadelerinizle başlığını paylaşmak isterim. Özel eğitim bağlamında bu sefer. Özel eğitim bağlamında bütün bu konuştuklarımızı şöyle süzecek olursak, özel eğitim bağlamında engelsiz bilişim ve yeterlik çerçeveleri başlıklı konuşmaları için Sayın Doktor Öğretim Üyesi Emrah Bilgiç hocamıza sözü bırakıyorum. Sayın hocam, uygunsanız söz sizde. Merhaba, teşekkür ederim. Öncelikle burada olmaktan mutluyum. Ve bu sürecin inşallah herkes için güzel ve yararlı olmasını ümit ediyoruz. Şimdi hocalarımız gerçekten çok güzel şeylere değindiler. Ve ben baştan aslında şunu yapmak istiyorum. Yine Atatürk'ün bir sözü olan eğitimde feda edilebilecek bir fert bile yoktur sözüyle. Şimdi aslında bence çıkış noktamız bu olmalı. Buradan hareketle bizler gerçekten burada... Özel gereksinimler diyorum ben. Artık engelliler demek bence doğru değil. Çünkü o engelleyen süreç, engelleme sürecini biz oluşturuyoruz. Çevresel ya da öğretimsel süreçlerle. Dolayısıyla özel gereksinimli olan bireylere, bunlar işitmeden ya da fiziksel ya da zihinsel yetersizlikten, hatta üstünlerden, hepsi için gerekli olan bence genel bir çatı. Neler yapılmalı ve neler yapılabilirse aslında onlar tam olarak ihtiyaçları olan eğitimi ne yapabilirler? Alabilirler. Yani bizim için aslında çıkış noktası bu olmalı ki bizler bu süreç için bir şeyler yapabilelim. Şimdi bilindiği üzere hocalarımız da bahsetti. Bilişim süreci ve teknolojik gelişimle birlikte eğitim teknolojilerinin son zamanlarda kullanımı birden fazla alanda arttı. Neden? Çünkü eğitim teknolojileri bizim için kolay erişilebilir olma, uyarlanabilir olma, dikkat çekici olma, birden fazla duyuya hitap edebilme, her tür özel gereksinim grubu için söylüyorum ve yine aynı şekilde birden fazla kişiye ulaşılabilir olma açısından çok faydalı süreçler, ama etkin kullanılırsa nasıl? İşte burada bizler ne yapabiliriz'in önüne geçiyoruz. Burada özellikle öğretmen yetiştirme konusuna değinmek gerekiyor. Burada aslında Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi'nin de dikkate aldığı
Nasıl bir öğretmen yetiştirmeliyiz ki bu süreçleri, dijital yeterliliği ve etkin öğretim süreçlerini onlara verebilsinler ki ondan önce acaba kendileri nasıl bu süreçleri öğrenebilsinler? Ve burada aslında işte her boyutta baktığımız zaman bu TYT çıktılarına, kısaltıyorum Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlikler çıktılarına, gerek bilgi, gerek uygulama, yetkinlikler boyutunda her alanda bizim böyle bir kazanıma bilişsel teknolojilerin etkisi büyük. Ve burada hocam evrensel tasarım ilkelerinden biraz önce bahsetti. Aslında şu var, aslında web araçlarının kullanılarak ve senkron ve asenkron öğrenmeler yoluyla, daha önce de burada bir parantez açmak istiyorum. Şu da vardı, acil uzaktan eğitim sürecinde biz bir deneme yaptık. Uzaktan eğitim demiyorum çünkü tam bir uzaktan eğitim süreci olmamıştı maalesef. O nedenle dolayı biz bu süreçte acaba öğretmen yetiştirmeye ne derece değinebiliriz, neler yapılabilir bu konuda buna bakılması gerekiyor. Burada işbirliği gerekiyor tabii. Çok güzel söylediniz. Tam da aslında konuyu getirmek istediğimiz noktayı Emre hocamız çok güzel bir şekilde ifade etti. Ben bu noktada şunu da merak ediyorum Sayın Hocam. Biliyorsunuz şu anda Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi kapsamında özel eğitim öğretmenliği değil mi? İşte bilgi, beceri ve yetkinlik kategorilerinde sunulurken aslında daha öncesinde işte üstün zekalar öğretmenliği değil mi? İşitme engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmen. Şimdi bunlar vardı, bu programlar vardı ve bu programlara öğrenci alımı söz konusuydu değil mi hocam? Hı hı. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı atamalarında bu öğretmenlik alanlarının olmaması gerekçesiyle bunlar özel eğitim öğretmenliği altında toplandı. Şimdi Avrupa yeterlik çerçevelerine baktığımız zaman hatırlarsanız konuşmuştuk yine. Hı hı. Burada bir uzmanlaşmayla ilgili bir iyileştirmeye açık yan mı var hocam? Bununla ilgili mesela ne olabilir? Şu anda mesela özel eğitim öğretmenliğinden mezun olan her öğrencinin işitme engelli bireyler için mesela işaret dili becerisini kullanabildiğini söyleyebilir miyiz? Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Konuyla ilgili şöyle bir durum var. Genel bazı nedenlerden dolayı, eleman eksikliği veya değişik çeşit nedenlerden dolayı maalesef özel eğitim öğretmenliği çatısı altında bu alanlar olmasına rağmen ve seçmeli dersler de olmasına rağmen ve dersler de olmasına rağmen yine hepsinde doldurulamadığı için gerekli eleman sıkıntısı başta olmak üzere burada öğrencilerimiz, yani öğretmen adaylarından bahsediyorum, bu anlamda eksik kalıyorlar ve kendilerini eğer sonraki süreçlerde, bunlar tabii ki öğretmen olduktan sonra hizmetçi eğitimlerle devam ediyor kutsal, ama daha azalıyor tabii ki. Şu anda yayınlar, alandaki yayınlar bunu gösteriyor. Ne varsa lisans eğitimindeki kazandıklarıyla oluyor. Maalesef bunlar eksik. Neler yapılabilir? Bunlarla ilgili her bir alanda görme olsun, işitme olsun, işte otizm ve diğer zihinsel yetersizlikler olsun, alanlardaki kadrolarda gerekli istihdamlar sağlanırsa, bu konuyla ilgili iyileştirmeler yapılırsa ve bu iyileştirmeler sonucunda da biraz önce de bahsettiğim gibi sadece elemanın varlığı değil, burada bilişim tekniklerinin sürece adapte edilip web araçlarının da kullanılarak o öğrencilerin gerçekten en iyi şekilde yetiştirilmesi gerekiyor. Çünkü biraz önce hocamlar da bahsetti, bizler edinim, akıcı, kalıcılık dediğimiz, genelleme dediğimiz süreçler var öğrenmede. Bu öğrenmede o kalıcılığa yetişmek maalesef zor ve unutma çok sık oluyor. Özellikle özel gereksinimleri olan bireylerde. Kaldı ki öğretmenlerde biz bunu sağlayamazsak, bu kalıcı öğretimi, bu daha fazla artacak. Mezun olduklarında şunu söyleyebiliyorlar mesela, biz bu dersi almadık. Mesela almış olmasına rağmen, biz çünkü alanda da çalışıyoruz, makaleler, şeyler, yine şeyler bunu söylüyor, araştırmalar da bunu söylüyor. Bizler işte burada neyi, eğitim teknolojilerini sürece dahil etmeliyiz. Neler yapabilirsek acaba bu unutmalar minimalize olur ya da tekrar hatırlama boyutunda yardımcı olabilecek bazı eğitimleri daha sonra da öğrencilerimize sağlayabiliriz. Aynı zamanda değerlendirme de bunun işine katılabilir. Yok değil. Önceye göre çok gelişme var. Teknolojik ilerlemelerde de gelişme var. Belli sanal platformlarda da gelişme var bu süreçlerde. Yani şimdi çok fazla şey vermeyeyim ama mesela diyelim ki EBA'lar, şeyler kuruldu. Onlarla ilgili uygulamalar var. Ama biraz önceki
söylediğiniz şekilde bunların lisans boyutunda ve yüksek lisans ve doktora boyutlarında desteklenip bu biraz önce dediğimiz Avrupa Birliği yeterlilik çerçevelerine denk olacak şekilde ve homojen bir yapı olacak. Heterojen değil. Yani bazı üniversiteler çok iyi. İşte A üniversite ama diğer üniversitelerde maalesef bu yok gibi. Burada da bir aslında biraz önce dediğimiz fırsat eşitsizliği söz konusu. Onlar da özel gereksinim çocukların öğretmenleri olacaklar ama sonuçta bu tür bir öğretmenlik onları da ne yapacak? Mağdur edecek. Yani onlar zaten mağdur, iki kat mağdur duruma düşeceğiz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şunu mu demek istiyorsunuz Sayın Hocam? Bilişim teknolojilerinin fırsat eşitsizliğini en aza indirmeye yönelik bir rolü var. Kesinlikle. Fakat bu rol kurumların sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda, örneğin X Üniversitesi'nde işte işaret dili eğitimini verecek bir hocamız var. Fakat Y Üniversitesi'nde bu olmadığı için seçmeli dersler bağlamında da sunulamıyor ve Y Üniversitesi'nden mezun olan öğrenci üniversitenin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda bu beceriyi elde edemediği için aslında yeterlilikler çerçevesi bağlamında standart olarak bireylerin sahip olması beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyine sahip olamıyor. Maalesef. Bu olamamazlığı da acaba çevrimiçi öğrenme ortamlarında sunulan kesinlikle bir kurs ve bunun çatı bir şeyle, doğru mu algılıyorum? Ortak yapılabilecek bununla ilgili bir şeyle artık yani teknoloji bunlar için mi var? Zaten senkron ve asenkron olan da var. Şimdi mesela şu anda izleyicilerimiz dahil ya da sanal ortamda izleyicilerimiz acaba dikkatlerini ne derece bize verebiliyorlar? Bir anda kopabiliyorlar, bir anda şey yapabiliyorlar ama mesela asenkron öğretimlerle sonra kayıttan tekrar ne yapacak? Bakacak, tekrar öğrenecek, öğrenmesini gerçekleştirecek. Bunlar bizim için çok büyük fırsatlar. Burada ama kullanmasını bilmek gerekiyor, kullandırmasını bilmek gerekiyor. Burada da aslında şeyler yönetici konumda olan öğretmenler. Öğretmenler kendileri öğrenecek. Bunlarla ilgili disiplinler arası bilişim yine BÖTE ve benzeri gruplarla işbirliği içinde çalışılacak ve öğrencilerini öğretecekler. Zaten dediğimiz gibi özel gereksinimli öğrenciler hemen öğrenemeyebiliyorlar. Tekrarlamak gerekiyor bazı şeyleri. Mesela o tekrarlamaya sınıf değer süre yetmediyse ya da sınıf mevcutlarının fazlalığından bahsediyor değişik nedenlerden dolayı. Evde ne yapabilir? Tekrar mesela şöyle de bir faydası var. Şu anda teknoloji bağımlılığı dediğimiz olumsuz bir durum var. Mesela burada bir krizin fırsata çevrilmesi olayı da olabilir. Yani onlarla uğraşacağına bunlar gibi yararlı teknolojilerle ve sanal ortamlarla ne yapabiliriz? Biz çocuklarımızı daha iyi bir eğitim sağlayabiliriz ve o mağduriyetleri minimalize edebiliriz. Gidebilmek şu anda mümkün değil. Çok gerçekçi olmak gerekiyor şeyde ama minimalize edebiliriz. Bu hususta önerinizle birlikte aslında Avrupa yeterlilik çerçeveleri kapsamında yüksek öğretimde Avrupa uyum programına uyum sağlamak açısından da zannedersem bu öneriniz aslında özel eğitim öğretmenliği olarak şu anda bütün alanların birleştiği çatı alandaki farklı uzmanlık alanlarında da ilerlemek isteyenlere bir altyapı oluşturacaktır diye algılıyorum ben kesinlikle, bu söylemlerimizden. Kesinlikle öyle. Peki, teşekkür ediyoruz hocamıza. Tabii ederim. Aynı şekilde bu panelin sonunda hepimizin ortak bir noktada buluşmayı amaçladığı veya işte tartışacağı nedir? Erişilebilirlik değil mi? İşte kurumların, bugün mesela kurumsal akreditasyondan bahsediyoruz. Kurumsal akreditasyon nedir? İşte o kurumun programlarının Avrupa yeterlilikleri ile uyumluluğuna ilişkin bir mesaj verir. İşte diploma ekleri, işte yüksek öğretim kurumlarının uluslararasılaşma bağlamında sahip olduğu denklik ve tanıma değil mi? İşte Europass dediğimiz. Acaba bu kurumsal akreditasyon gibi bizlerin şu anda ele aldığı bu konular bağlamında diploma ekine sunulabilecek fiziksel veya işte duyuşsal veya kronik veya nedir bilişsel erişilebilirlik düzeyine ilişkin diplomalarda üniversitelerin yetkinliğini yansıtan bir şey olabilir mi? Bunları da tartışabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocamıza. Şimdi panelimizin son panelisti Sayın Emre Taşkın hocamız sivil toplum perspektifinden engelsiz bilişim ve yeterlik çerçeveleri başlıklı konuşmalarını gerçekleştireceklerdir. Şu anda saatimiz 16:30, bir 10 dakikamız var.
16.40'ta bitirdikten sonra siz değerli katılımcılarımızın soru ve cevaplarıyla panelimizi 5'te bitirmeyi planlıyoruz. Sayın hocam müsait misiniz? Uygun musunuz? Pekala. Buyurun. Ekran geldi herhalde değil mi? Evet. Tamam. Evet, herkese merhabalar, iyi akşamlar. Şu oturumun sonuna kadar kaldığınız ve sabır gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bugün sivil toplum perspektifiyle yüksek öğretim kurumlarındaki dijital eğitim ortamlarının erişilebilirlik yeterlilikleri üzerine değerlendirmelerde bulunacağım. Geçmiş yıllardan bu yana neredeyse 10 yıldır biz dijital içerik üretimi ve uzaktan eğitim konularıyla ilgili deneyim sahibi olmuş bir derneğiz Türkiye'de. Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak. Başta görme engelliler olmak üzere ama aynı zamanda diğer engel gruplarından katılımcıların da geri bildirimlerini alarak bu konudaki bilgi ve tecrübelerimizi ilerletiyoruz ve sahadaki izlenimleri de toplama şansımız oluyor. Yani ben mesela bundan 6-7 yıl önce zamanında baktım da bulamadım. Yani KKDC'de düzenlenen bir engelsiz iletişim organizasyonunda uzaktan eğitimle ilgili bir sunumdan bahsedebilmiştim o dönemin tecrübeleriyle. Şimdi fakat 2020 yılına gelindiğinde Türkiye tamamen bir dijital ortamı deneyimlemiş oldu pandemi ile beraber. Tabii ki kökleşmiş üniversiteler, uzaktan eğitimi daha önceden de kullanan üniversiteler veya dijital öğrenme ortamlarını daha etkin kullanan üniversiteler bu konuda daha hızlı reaksiyon gösterdiler. Erişilebilirlikle ilgili çözümleri de zaten nispeten vardı ve o yüzden ortaya çıkan sorunları da daha hızlı çözebildiler. Fakat yeni özellikle kurulan bazı üniversitelerde aynı şey söz konusu olmadı ve hem dijital öğrenme ortamlarıyla alakalı hem de uzaktan eğitim sürecinin asenkron veya senkron şekilde yürütülmesiyle ilgili çok fazla mağduriyetler yaşandı. Bir defa hızlı bir şekilde Mart ayında uzaktan eğitime geçildi. 2 hafta içerisinde herkes online'a geçti elindeki imkanlar dahilinde ve o anda hiçbir şekilde erişilebilirlik diye bir şey gündeme gelmedi. Nitekim 1,5 ayın sonunda zaten yok engelli öğrenciler de var şeklinde bir yazı yazabildi. Demek ki ne olması gerekiyor? YÖK'ün yeterli çerçevelerine erişilebilirliğin detaylı biçimde dahil edilmesini sağlamak gerekiyor. Burada üniversitelerinde engelli öğrencilerin erişilebilir biçimde dijital öğrenme ortamlarına dahil olabilmesini sağlayacak düzenlemeleri bilmesi gerekiyor. Bu kriterlerin net olarak bilinmesi gerekiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Talepler oldu, dönebilen üniversiteler oldu ama dönemeyen üniversiteler de oldu. Biz bunu nereden biliyoruz? Birincisi engelsiz bilişim platformuyla düzenlemiş olduğumuz anket neticelerinden biliyoruz. O yayına da dönüştü daha sonra. Web sayfasında var. Engelsiz bilişim platformunun web sayfasından indirebilirsiniz o anketi. İkinci olarak EGET olarak düzenlediğimiz üniversite öğrencileriyle online çalıştay diyebileceğim bir etkinlikten bahsedebiliriz. Orada farklı engel gruplarından aşağı yukarı 60 civarında öğrenci katıldı ve deneyimlerinden bahsettik. Oralardan bir yok arkadaşlar. Yine derslere katılımda, sınavlara dahil olmakta ve doküman arayışımda de ciddi erişilebilirlik problemleri oluştu. Aynı şey depremde daha fazla yaşandı. Şimdi evet ne oldu? Şubat ayında büyük bir deprem yaşadık. Devamında online eğitim oldu yine geçen dönem. Ve bu az önce saydığım sorunların bir bölümü artık deneyimli olanlar tarafından daha çözülebilir hale gelmişti. Evet böyle bir şey var. Bu defa ne oldu? Dijital araçlarını kaybetti. Özellikle deprem bölgelerinde bulunanlar. Yani engelli öğrenciler tabii. Sadece engelliler değil, herkes dijital araçlarını kaybetti. Fakat bunlar engeller için çok daha farklı noktalarda. Örneğin işte görmeyenlerin çoğu iPhone kullanıyor. Evet Android'de de ciddi erişilebilirlik düzenlemeleri var artık ama iPhone çok daha fazla kullanılıyor. Çünkü daha fazla erişilebilirlik özelliği barındırıyor. Bunu kaybettiyseniz onun yerine ikame etmeniz her zaman kolay olmuyor. Ve bunu söylediğimiz zaman lüks gibi algılanıyor. Aslında temel dijital araçlarından bir vücudunun bir organını kaybetmiş gibi yani. Şimdi o kadar ileri gidebilirsiniz. Yani telefonların, akıllı cihazların dijital, bilişsel protez olduğuna dair söylemlerin olduğu bir çağda buraya kadar da ileri gidilebilir yani. Bak, bunu söyleyebiliriz ve nitekim bununla ilgili geri bildirimler o dönem alındı. İşte bu dönemde bazı üniversiteler veya üniversitelerin belli bölümlerinin online şekilde eğitimlerine devam edeceği söylentileri var. Bunlar muhtemelen bir kısmı gerçekleşecek. Bu yüzden işte bu yeterlilik çerçevelerinin
kriterler bağlamında net biçimde bilinmesi lazım. Ve denilmesi lazım ki sizin sistemlerinizi erişilebilir hale getirebilmeniz için böyle böyle şeyler yapmanız lazım. Peki ne yapmaları lazım? Şimdi uzak dönem eğitimin avantajları, dezavantajlarını zaten biliyoruz diyerek geçtim o sayfayı. Bir defa şimdiye kadar herkesin söylemlerinde net biçimde dile getirdiği evrensel tasarım ilkelerinden bahsetmemiz lazım. Evrensel tasarım neydi? Bir ürünün, hizmetin en baştan geliştirilme aşamasında kapsayıcı biçimde düzenlenmesi, tasarlanmasıydı. Bu çok güzel, çok ideal bir ilke. İyi de oldu engelli hakları sözleşmesiyle literatüre girmesi. Uygulama sürecinde nasıl ilerliyor? Onu bahsedelim. Yani gerçekten biz kapsayıcıyız demek için ne yapmak lazım? Ben şöyle düşündüm bu aşamayı. Ders öncesi, ders esnası, ders sonrası ve sınavlar şeklinde bölümlere ayırmayı düşündüm aktarım yaparken. Şimdi ders öncesine baktığımız zaman bir defa kullanılacak internet siteleri, web sitesi üzerinden de bağlanılabilir. Yani öğrenci otomasyon bilgi sistemleri de buna dahildir. Ve aynı zamanda öğrenme portalları, uzaktan eğitim portalları, farklı farklı sayfalar üzerinden de yapılıyor bu. Bunların hepsinin erişilebilir olarak tasarlanması gerektiğini söyleriz. Web erişilebilirlik kriterleri çerçevesinde bugün 2.1, 3 yolda onu kapsaması gerekir. Evet, ülkemizde henüz bu konuda hazırlanma aşamasında olan bir mevzuat olduğunu biliyoruz. Dün engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürümüz de bununla ilgili bilgi verdi. Geçmişte de ben bunu takip etmiştim zaten. Bu iyi bir şeydir. Tabii mevzuatı görmemiz lazım. Ama diğer yandan mevzuat olmasa da erişilebilir kriterleri bellidir. Ve farklı mevzuatlarda da zaten erişilebilirliğe, kapsayıcılığa vurgu yapıyor. İşte bunun için düzenlenen o web eğitimlerinin geliştirilmesi lazım. Veya üniversiteler bu konuda hizmet alımı yoluna da gidebilir. Artık onu bilemem ama şunu söyleyebilirim. Web sayfalarının ve mobil uygulamaların erişilebilir kriterlerini kapsaması lazım. Bunun detayları var zaten. Yine az gören kullanıcılar, işitme engelli kullanıcılar, otizmli kullanıcılar, dikkat eksikliği olan öğrenciler, bunların her birinin ne gibi düzenlemelerle bu sistemlerden etkin biçimde yararlanabileceğini içeren düzenlemeler var aslında bu web erişilebilirliği kriterlerinde. Peki esnasında geçtik. Bir defa şu bile bir problem olabiliyor arkadaşlar. Ses açma ve kapatma. Çok basit bir şey. Ama ben bir öğrencinin söylediğini unutamıyorum. Benim kullandığım sistem erişilebilir değildi. Bağlanıyordum ama mikrofonu kapatamıyordum. O yüzden 2 saat boyunca put gibi sessizce duruyordum. Hadi şimdi siz onun iyi ders anlamasını bekleyin. Bekler misiniz? Bence bekleyemezsiniz. Muhtemelen o da verimli olamıyordu. Verim alamıyordu böyle derslerden. Çünkü sessiz olması gerektiğini düşünüyordu. Veya başka bir şey. Yazı chat sistemiyle anlaşmaları gerekiyor. Sistem erişilebilir olmadığı için öğrenci cevap veremiyor ve yok olduğunu düşünülüyor. Sen niye ders etkin katılmıyorsun? cevap vermiyorsun, cevaplara yanıt vermiyorsun. Ne oluyor? Ona ayrı muamele uygulanıyor. Niye bu muameleler? Erişilebilirlik yok çünkü. Hadi anlat, anlatabilirsen öğretim üyesinde sistem erişilebilir değil diye. Yani öğretim üyesiyle öğrencinin karşı karşıya kaldığı durumlardan bahsediyorum. Bunlar çok basit şeyler değil mi? Mikrofonu açma, kapatma. Şimdi Zoom'da biz bunu çok rahat yapıyoruz. Ekran paylaşıyoruz. Ama herkes Zoom kullanmıyor. Perkins diye bir şey var mesela. Yerli sistem. Erişilebilir mi derseniz? Hayır değil. Yani bilmiyorum. Üniversitelerimizde kullananlar vardır herhalde. Evet, belki de hocam tam olarak da bu yetkinlik dediğimiz şey bu değil midir? Kesinlikle budur. Şimdi eğer tek bir aracı kullanıyorsanız o araç kullanma konusunda o beceriye sahipsinizdir ama bütün araçları, bütün farklı araçları kullanma noktasında bir sıkıntı söz konusuysa Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi'nin dikkat çektiği yetkinlik kategorisinde böyle bir sıkıntı olabiliyor. Veya işte teker lastik değiştirmek diyelim. Tek bir araca yönelikse doğru mudur hocam? Bunun detaylandırılması gerekiyor işte hocam. Evet. Yani bu sorunların bilinir olması gerekiyor. Ben Perkins'i çözene kadar 2 ay geçti zaten. Evet. Evet. Yani, evet. Çok yani, güzel. Buyurun hocam aslında. Bir dakikamız daha var. Sizlerin kıymetli sorularına cevap verebilmeyi ümit ederek. Tabii. Şimdi yapıyorum. O zaman ilerliyorum zaten. Bunlardan bahsettik. Slide'ı da paylaşırız. Yani dersler esnasında kullanılan materyallerin erişilebilirliği meselesi de çok önemlidir. Bu ne demektir? Mesela biz diyorduk ki slide'ları önceden öğrencilere verin. Evet, bu bir yöntem. Ama aslında o anda da o slide'a erişebileceğimiz yöntemler var. Yani slide'ı siz başlattınız. Mesela ben şu anda Zoom'da oynatıyorum.
Ama o andaki kullanıcıların da benim oynattığım slide'ı o anda görebilmesini sağlayacak düzenlemeler olabilmeli. Zoom'da bunu bir bot aracılığıyla yapılabiliyordu. Teams'te zaten yapılabiliyor ama bir sürü uygulama var zaten bunun gibi. Bunu da sağlamak lazım. Yani kullanılacak olan sistemler tercih edilirken muhakkak ki bir takım kriterler var. Oraya bölgelerinin de dahil edilmesi, yani şartnamelere ya da düzenlemelere, bu sistemlerin alım süreçlerine erişilebilirliğine detaylı biçimde dahil edilmesi gerektiğinden bahsediyor. Şimdi ben birazdan mesela videolara altyazı eklenmesi, sesli betimleme eklenmesi, bunlar en bahsediyoruz. Ama mesela sesli içerikler var. Onlara nasıl erişecek işitme engeller? Onlara da aslında eklenmesi gibi. Hep böyle videolardan bahsediyoruz da. Şimdi podcastler olmaya başladı veya o şekilde ders içerikleri olmaya başladı. Onların da transkripsiyonun yapılması ve altyazı işaretliği gibi seçeneklerin eklenmesi gerekiyor. Bunu yapan üniversiteler var. Yani dışarıda da var. Türkiye'de çok fazla yok. Ama olması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Ve yani buna aslında mesela öğlen izleyenler olmuştur. Yapay zekanın tanıtıldığı şeyler vardı, oturumlar var. İşte biliyorum, In My Eyes burada yoktu ama çok dile geliyor. From Your Eyes vardı, Microsoft vardı. Yani bunların yapay zekada bu söylediklerimiz hepsi artık insan gücüyle yapılmak zorunda değil. Yapay zeka bu sürece dahil edildi. 5 sene önce farklı şeyler söylerdim. Bunun nasıl yapılabileceğini değil ama 2023 yılının son çeyreğine girdiğimiz bugünlerde söyleyebilirim ki az önce söylediğim sorunların çözümünde etkin yapay zeka desteklerinden kesinlikle ve kesinlikle yararlanılabilir ve yararlanılmalıdır. Ve sınavlar sürecinden biraz bahsedeyim. Son olarak dörde bölmüştük çünkü ders öncesinden, ders esnasından ve sonrasından bahsetmiştik. Sonrasındaki dokümanların da özellikle PDF gibi, Word gibi dokümanların erişilebilir olması, fotoğraf halinde olanların alternatif metinlerinin bulunması, dediğimiz gibi altyazı işaretleri gibi şeylerin çözülmesi lazım. Bunların çoğu da artık yapay zeka ile dediğimiz gibi çözülebiliyor. İnsan emeği, işte eskiden ama bunu kim yapacak, insan emeği lazımdı falan filan. O da artık asgariye indi, daha da asgariye inecek, o da görünüyor. Artık bunu hızlandırmamız gerekiyor. Yani 2024'e geldiğimiz şu dönemde halen biz uzaktan eğitimde erişilebilirliğin sağlanması konusunu tam olarak gündeme yerleştiremedik. Sınavları şöyle söyleyeyim, yani mesela sınav sistemlerine erişilebilir bazıları şunu yaptılar. Online olmasına rağmen kopya çekmeyi engellemek amacıyla kameralarını açtırdılar, elle yazacaksın dediler. Hadi bakalım. Ben bilgisayarla yazıyorum, öyle erişebiliyorum. Yok. Çünkü kopya çekebilirsin. Oldu değil mi böyle şeyler? Oldu, tabii ki oldu, biliyorum. Bize de geldi çünkü. Nasıl olacak? Yani uzaktan eğitim sistemi var. Elle yazı yazacaksın, fotoğrafını çekeceksin, kopya çekmemiş olacaksın. Birisi de sizi izleyecek 40 dakika boyunca kameradan yani. Böyle bir sistem olmamalı. Yani biz çünkü zaten şey yapıyoruz. Yüz yüze uyguladığımız sistemin aynısını uzaktan eğitime getirmeye çalışıyoruz. Günün 8 saatte uzaktan eğitim dersi koyuyoruz mesela, senkron. Katılmasını evet. Bekliyoruz. Böyle bir şey yok zaten. Güzel. Hocam toparlayalım. Evet, toparlayalım. Sınav sistemlerinin erişilebilir olmaması nedeniyle ek süre istendi, verilmedi. Sistemimiz erişilebilir değil, sana ayrıca ek süre veremiyoruz denildi. Bundan dolayı mağduriyet yaşayanlar oldu. Sınav sorularını cevaplamakta sistemler erişilebilir olmadığı için cevaplayamayanlar oldu. Bunların hepsi gerçekten abartısız biçimde yaşandı. O yüzden son söyleyeceğim şey şudur ki, böyle bir yeterlilikler çerçevesine erişilebilir kriterleri eklenmelidir ama bu şöyle bir cümleyle olmamalıdır. Sistemler erişilebilir hale getirilmelidir değil. Bunun nasıl erişilebilir hale getirileceği ana hatlarıyla belirlenmelidir. Ve de bence artık şu yaptırım mekanizmasını nasıl devreye koyacağımızı da konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu konularla ilgili yaptırım olmayınca açıkçası çok da hızlı ilerleme kaydedemiyoruz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi değerli katılımcılar, çok güzel noktalar öne çıktı. Hani bu panel sonrasında da paylaşacağımız çok güzel bir rapor olacak. Şöyle kısaca hocalarımızın bizlere sundukları argümanları panelimizin başlığı doğrultusunda ele alacak olursak, şimdi biz uluslararasılaşmayı öne çıkaran ve özel gereksinimli gruplar açısından bunun eğitsel ve yönetsel çıktılarına odaklanan, aslında engelsiz bilişim çerçevelerine odaklanmaya çalıştık. Yani aslında erişilebilirlik düzeyi yüksek üniversiteler, bu erişilebilirliği 4 kategoride ele almaya
çalıştık. İşte aslında hep Pers hocamın söyledikleri, sundukları argümanlar arasında şimdi odağınıza gelecektir. İşte bilişsel erişilebilirlik değil mi? Duyusal erişilebilirlik. İşte fiziksel erişilebilirlik. Az önce Emre hocam söyledi, ifade etti. Mevcut yaşanan sıkıntılar. Tabii bütün bunları da gözeterekten iki sözü sizinle paylaşmak istiyorum. Bu sözü daha önce benden duymuş olan çok olabilir aranızda. Bir, mükemmellik kalite güvencesinin düşmanıdır. İkincisi, bunu ilk kez kullanıyorum ve çok sevdiğim bir hocam şu an bizi izliyorsa onlara da selam olsun, kendilerini bileceklerdir. İkincisi, kalite yapı ve kültürün birleşimidir. Şimdi değerli hocalarım, bütün bu sunulanlardan hareketle bizlerin yapılar kurduğunu görüyoruz. Ve bu yapıları işletmeye yönelik bir mekanizmamız var. Ama bu mekanizmalar en son Emre hocamızın da dediği gibi değerlendirme ve iyileştirmeye görece açık diyelim. Değerlendirme ve iyileştirmenin olmadığını söyleyemeyiz. Çünkü 2018-2022 Yükseköğretim'de uluslararasılaşma strateji belgesi Türkiye karnesine ilişkin bize yapılan iyileştirmeleri zaten ortaya koyuyor. Mesela şöyle bir iyileştirme var. Sizlerin de belki yakından takip etmişsinizdir. Bologna sürecine ilişkin yapılan, ortaya çıkarılan bir yönetmelik var. Ve bu yönetmelikte göstergeler 9, 11 ve 13. göstergeler olan, müsaadelerinizle okuyorum direkt olarak sitede olduğu gibi, yetersiz düzeyde temsil edilen grupların yüksek öğretime erişimini destekleyici tedbirler. 11. gösterge, yetersiz temsil edilen gruplardan öğrencilerin hareketliliğini destekleme ve yine yetersiz düzeyde temsil edilen grupların yüksek öğretimi tamamlamasını ve yüksek öğretimde kalmasını destekleyici tedbirler. Şimdi bunlar süreçte ortaya çıkan sıkıntılar ama ülkemiz Yükseköğretim Kurulu bu noktada bir tedbiri hayata geçirmiştir. Dediğimiz gibi mükemmel olma yolunda ilerliyoruz ama mükemmellik diye bir şey belki hiçbir zaman olmayacak çünkü sürekli değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. Ama biz mükemmeli yakalama arzusuyla hareket ediyoruz. Bu noktada panelin başında hocalarımızın argümanlarını sunduktan sonra sizlere düşünmenizi istediğim ve bu panelin belki çıktısı olacak. İşte erişilebilirlik düzeyi üniversitelerin. Bunlarla ilgili hocalarımızın sundukları argümanlara sorunuz varsa bir 5 dakika ayırabilirim. Evet. Özür diliyorum, göremedim. Buyurun lütfen. Evet. Mükemmelliyetçilik kalite güvencesinin düşmanıdır. Bir. Evet. Aşağı yukarı 10 yıldır engelsiz üniversiteler çalıştaylarına katılıyorum. Ve biliyorum ki engelli birimi koordinatörlerinin ellerindeki sayısız görevlerden bir tanesi de engelliler birimi koordinatörü, öyle mi? 5-6 tane idare görev var, onlardan bir tanesi de engelli koordinatörü. Şimdi böyle olunca ve birim de kendisini uzmanlaştıramayınca
sorunlara çözüm geliştirmekte de başarılı olamayabiliyorlar. Bazı işte üniversitelerimiz var. Marmara Üniversitesi bunlardan bir tanesi. İşte Boğaziçi onlardan bir tanesi. Yani şimdi hangisini sayalım ya da saymayalım. Var bazı üniversiteler ama ülke genelinde pandemi döneminde de deprem döneminde de engelli öğrenci birimleri bu talepleri iletmekte ve çözüme ulaştırmakta zorlandılar. Çünkü onlar da bu çözümün nasıl gerçekleşeceğini bilmiyorlar. Bilemiyorlar. Uzmanlık yok, söz konusu değil. Yani bu şey demek değil. Yani web erişilebilirliğinin işte kodlamayı falan bilsin demek değil. Ama bu sorunun ne şekilde çözülebileceğini, hangi kanallara iletilirse çözülebileceğiyle ilgili de aktarım söz konusu değil. Bence şöyle, engelli öğrenci birimleri sadece akademisyenlerle değil, üniversitenin bilgi işlem birimleriyle, diğer SKS birimleriyle, içeriklerin alınma süreçleriyle ilgilenen birimleriyle de temas halinde olmalıdır. Yani engelli öğrencinin üniversitesindeki ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak bütün birimlerle etkileşim halinde olmalıdır. Ve bunu sağlamak için de yani uzmanların görevlendirilmesi gerekir. Ama ben bu konuda henüz birçok üniversitenin ilerleyemediğini gözlemliyorum. Bir ikinci husus da diğer yandan bence bilişim okuryazarlığı noktasında da engelli öğrencilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Sadece uygulamaları erişilebilir hale getirmek yetmeyecektir. Diğer yanıyla da öğrencilerimizi güçlendirmek gerekir. Bakın yani YÖK'ün geçen aylarda söylediği istatistik. %90 öğrenciler uzaktan eğitim veya açık okul. Zaten çoğu da burada zaten Anadolu Üniversitesi'nde yani. %10'luk bir kesim var. Engelli öğrenciler sadece %10'u örgün öğretimde. Neden? Sadece fiziki erişilebilirlik şartları yeterli değil. Ama aslında dijital eğitim şartları da erişilebilirlik bakımından yeterli değil. Bunu açık öğretim sistemleri ve uzak öğretim sistemleri dahil. Bunu çözebilmek için bence engelli öğrenci birimlerinin sadece akademisyenlerle olan iletişimi değil, üniversitenin bütün birimleriyle olan iletişimi güçlü tutması gerekir. Evet. Yani hocamız aslında şu noktayı çok önemsediğini fark ettim. Birimlerin birbirleriyle konuşması, entegre bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem içerisinde yer alan bütün birimlerin birbirleriyle konuşması ki zaten sistem yaklaşımı da bunu gerektiriyor. Engelli öğrenci biriminin söyledikleri biraz bağlayıcılığı olması lazım. Yani o evet. Bağlayıcılık olmayınca onun söylemesiyle işler çözülmüyor. Bazen de söylüyor gerçekten. Şimdi haksızlık da etmeyelim. Evet, söylüyor ama... Evet. Yani sürekli iyileşmeye yönelik bir süreç var. O yüzden zaten dedik ya mükemmellik kalite güvercesinin düşmanıdır. Yani bir şeyler var ve sorunlar da var. Hani olmalıdır da daha ileriye gidebilmek için. Daha ileriye gidildiğinde daha da büyük sorunlar olabilir. Daha da küçük bu sorunlar giderek küçülebilir. Mühim olan sürekli iyileşmedir diyoruz belki bu noktada. Evet, süremizi de etkili kullanmak açısından. Evet. Tabii ki sizden önce bir öğrencimiz yine. Evet. Az önce engelli öğrenci işleri hakkında konuştunuz. Şöyle, Anadolu Üniversitesi'nde ve ben şunu kendim bizzat görüyorum. Engelli öğrenci birimi ciddi anlamda çırpınıyor, yapmaya çalışıyor. Biz mesela örgün eğitimde hani teknolojik olarak desteklenmek istiyoruz. Üniversiteden talep ediyoruz. Biz kendimiz talep ediyoruz. CİMER'e yazıyoruz. Engelli öğrenci birimi işin içine giriyor. Ancak üniversite yapmıyor. Hani engelli öğrenci birimi de bir yerden sonra hani yani yetkileri sınırsız değil. Sonuçta onun yetkileri var ve yapamıyor. Evet. Şimdi tabii çalıştım zaten. Birimler arası engelli öğrenci birimi çok da dikkate alınmayabiliyor bazen. İşte mesela rektörlük dikkate almıyor en basitinden. Şöyle belki hani panelimizin de buluşacağı ortak bir paydadan bahsetmiştik. Erişilebilirlik düzeyi, doğru mudur? Evet. Aslında bütün bu iyileştirmeye açık argümanların belki de üniversitenin erişilebilirlik düzeyine ilişkin bir kanıt sunması gerekir. Hani diploma eklerimiz var ya Bologna ya da yaptırım uygulanması uyumlu. İşte bu Bologna süreciyle uyumlu olan diploma eklerimizde belki de nasıl bir kurumsal akreditasyon etiketi var kurumlara ait. Belki de erişilebilir üniversite. İşte bu erişilebilirlik boyutları nedir? İşte fiziksel, duysal, bilişsel, kronik erişilebilirlik, değil mi? Belki bu panelin en temel çıkıları arasında hocam. Evet, bunları... ama burada YÖK'ün engelsiz üniversite ödüllerinden bahsetmiyorum. Şimdi şöyle tabii ki bu panelin çıktılarının bir sonraki
ki nedir işte uluslararasılaşma belgesi için ben girdi oluşturacağını veya bir oluşturulacak yol haritasına bir katkı sunacağını çok inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, başka sorumuz var mı? Evet hocam, buyurun. Mikrofonla tamam. Aslında Emre hocamın söylediği yerden aklıma geldi ve onu sormak istiyorum. Emre hocam özel eğitimden bahsetti. Şimdi engelli öğrencilerin bilişim alanındaki becerilerinin geliştirilmesi kesinlikle çok önemli. İşte Emre dedi ki iPhone kullanıyoruz. Bu artık biraz da protez gibi bir durumda. Bu konuda özel eğitimle ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Yani özel eğitimden mezun olanlar evet işaret dili bir sürü problemden bahsettik. Seçmeli dersler. Ben de bir RAM'da çalışıyorum. Ben tecrübemden faydalanarak bir üniversitede bağımsız harekete yönelik ders vermiştim. Akademik bir ünvanım yok ama becerimden faydalanmışlardı dışarıdan, benden destek almışlardı. Şimdi bu konuda eksikler var, bunu biliyoruz. Ama sadece gündeme gelsin diye de sormak istiyorum. Bu yönde ya da bir çalışma var mı, bunu da öğrenmek istiyorum. Özel eğitim, eğitim fakültelerinde, özel eğitim bölümlerinde bilişimle ilgili seçmeli en azından dersler var mı? Engel teknolojilerine yönelik. Şimdi şöyle, teşekkür ederim soru için. Genel itibariyle somut, bu da heterojen oluyor. Bazı bölümlerde var, mesela bir şeyde web araçları öğretimi dersi var mesela diyelim ki. Ama diğer bir bölümde aynı ders maalesef yok. Yani ortaklaştırılmamış. Şimdi biraz önce TYT bağlamında işte o şeylere biz vurgu yaptık. Aslında bunların da ortaklaştırılmamış. Ya da bunların biraz mesela senkron şekilde sanal ortamda alabilecekleri bir uzaktan eğitim dersi haline getirilip diğer öğrencilerin de bundan yararlanması. Niye? Çünkü mesela dersleri çakışıyor öğrencilerin. Alamıyorlar. Yani aslında almak istiyor. Ya da işte belli imkanlar var. Mesela şimdi Braille'le eğer şeyse başlayalım. Mesela Braille.me diye bir cihaz var. Ben biliyorum sizin mesela PDF çeviren, konuşmaları aktaran çok kullanışlı bir cihaz. Gelişmiş versiyonunun şu andaki Türk lirasıyla değeri 150 bin lira civarında. Yani buradaki şimdi şeylerin birazcık daha nasıl alınabilir, erişilebilirlik anlamında onlara nasıl erişim? Çünkü cihaz çok iyi iş yapan bir cihaz. Ve bu konuyla ilgili mesela 3D yazıcılar, yani o 6 noktayı yazan şekilde şeyler var. Böyle olan her bir üniversiteye en azından birer tane, beşer tane, bizim üniversitemizde bir tane var mesela ve onun yanındaki de yine özel gereksinimli bir öğrencimiz, ilgilenen de engelli birimi sorumlusu. Biz oradan görebiliyoruz ama bütün üniversiteler var mı? Yok. Bunların edinilmesi, devletin bu konularda fonlar ayırması, STK'ların bu konuda yardımcı olması ve böylelikle de ne yapılması, özel gereksinimlerin mağdur edilmesinin önüne geçilmesi sağlanabilir diye düşünüyorum. Konu çok şey ama sınırlı süre evet, olduğumuz için ancak sınırlı atıldı dedi o şekilde. Değerli hocalarım. Aynen, yine konuşabiliriz sonrasında. Şimdi süremiz sınırlı olduğu için zaman yönetimi de gözetmek açıkçası sahip olunması istenilen bir durum. O yüzden panelistlerimiz zaten dışarıda da sizlerle birlikte olacaktır. Özetlemek gerekirse değerli panelin en temel çıktılarından bir tanesi üniversitelerin erişilebilirlik düzeyi, bir de yetkinlik paylaşımı olarak öne çıktı gibi. İşte bu seçmeli derslerin az önce hocamızın sorusuyla şekillenen ve süreçteki argümanlarla ve çevrim içi öğrenme ortamlarının tasarımı, bunun erişilebilir bir düzeyde ve etkileşimi de benimseyen bir yapıda belki bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği alan uzmanlığından, alan yeterliklerinden faydalanabileceği. Kesinlikle. Faydalanılabileceği kesinlikle. Bu evet, bu panelin en önemli çıktıları arasında. Evet, panelimizi saat 5'te bitecek şekilde programlamıştık. Hepinize katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.